neler yapıyoruz, neler yapmaktayız. Biz size şöylece kısaca bir anlatalım diye burada topladık. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii Kızılay biliyorsunuz muhterem arkadaşlar. İyiliğin, merhametin görünen yüzü. İnsan hayatında belli dönemlerde mutlaka Kızılay'a ihtiyaç duyabilir. Toplumun başına gelecek olan deprem, sel gibi tabi afetlerde ilk akla gelen kurum Kızılay. Gene insan hasta olduğunda, bir ameliyat olduğunda vesaire olduğunda ilk akla gelen kurum gene Kızılay. Kan ihtiyacı nedeniyle bu kurum bu işleri ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Tabii Kızılay'ımızın en son yaşanan depremle ilgili Acıpayam'da karşılaştığımız, görüştüğümüz, hani siz basın mensuplarıyla da gördünüz orada alanda ilk 40 dakikadan itibaren Kızılay olarak biz deprem bölgesinde yardım faaliyetimizi başladık. Bunun yanı sıra akşam vakti olmadan daha 4 saat içerisinde de sıcak yemek ihtiyacını karşıladık. İnsanlara yemek hizmeti vermeye başladık. Tabii o gün içerisinde valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD'ın öncülüğünde oluşturulan kriz masalarında, hem il kriz masasında hem ilçe kriz masasında temsil etmek suretiyle Kızılay'ımızı orada gelen ihtiyaçları, istekleri, talepleri karşıladık. Çadır ihtiyaçlarını, efendim battaniye ve yatak ihtiyaçlarını, ısıtıcı ihtiyaçlarını vesaire hepsini bu deprem bölgesi, deprem olduğu süre içerisinde yerine getirmeye çalıştık. En son dün itibariyle de artık oradaki hizmetlerimizi noktayı koyduk. Tabii bu kendiliğimizden yaptığımız bir şey değil, valiliğimizin koordinasyonunda kriz masalarının ve Kaymakam Bey'in bize verdiği yönlendirme doğrultusunda bu işlemleri tamamladık. Tabii Kızılay her zaman olduğu gibi, bundan sonra da geçmişte olduğu gibi önümüzdeki günlerde de hizmet etmeye devam edecektir. Kızılay sadece bizim memleketimizde değil, bütün dünyada artık bir iyilik hareketi, bir kaza, bir bela, bir musibet, bir afet nerede varsa Kızılay orada olmaya gayret ediyor. Onun için hedeflerini de büyüttü. Tabii burada küresel hedeflerini, efendim ülke düzeyindeki hedeflerini, 2030 vizyonunu genel Kızılay Genel Merkezi'nin yapmış olduğu genel kurulunda da bunları görüştük ve bu doğrultuda hem Denizli İl Merkezi hem Denizli'deki diğer şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, Bölge Müdürlüğümüz ve İlkan Merkezi Müdürlüğümüz bu Kızılay'ın planları doğrultusunda hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Ben size biraz önce söylediğim gibi Bölge Kan Merkezi Müdürümüz Zafer Bey'e de vereyim sözü. O da birkaç kelime etsin. Sayın Başkanlarım, çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları. Ben de sizleri şahsım ve kurumum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanımız çok güzel ifade etti. 150 yıllık iyiliğin merkezi Kızılay. Biz tabii işin kan biriminde görevli olan profesyonelleriz. 1957 yılında ilk kan transfüzyon merkezi olarak göreve, kan hizmetlerinde Kızılay olarak hizmete başlamış bir yapı ve profesyonel anlamda 2005 yılında ulusal güvenli kan temini programıyla, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte bir program başlatıldı. İlk 2005 yılında toplamda tüm ülkede 342 bin civarında kan toplanılıp kullanılırken Kızılay olarak, bu geçen yıla geldiğimizde bu rakam 2 milyon 570 bin civarında bir toplam kana ulaşıldı ülke olarak ve şu anda güvenli kan temini programı ile birlikte Kızılay olarak ülkenin %88-%90 kan ihtiyacını biz karşılar durumdayız. Allah nasip ederse önümüzdeki yılda kalan %10'luk kısımda Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği o hastanelerde katıldıktan sonra %100 kan ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanacaktır.
Ben sözlerime aslında teşekkür ederek başlamak istiyorum. Neden? Çünkü bizler profesyonel olarak görevlerimizi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Ancak Kızılay şubelerinde çalışan arkadaşlarımız bu işi gönüllü olarak gerçekleştiriyorlar. Ve yine başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Bugün bu birliktelik Kızılay'ın misyonu, vizyonu ve mesajı anlamında çok anlamlı diye düşünüyorum. Bölge olarak Denizli Merkez, Uşak ve merkezimiz Marmaris'te olduğu için Marmaris diyoruz. Ama Muğla ili, biz üç bölgeye hitap ediyoruz. Yaptığımız iş özellikle nedir? Basit anlamda tariflemeye çalışırsak, bu üç ilimizdeki arkadaşlarımız gönüllü bağışçılarımızdan kanlarını topluyorlar ve bu kanlar Denizli merkezimizdeki bölge binamıza geliyor. Bölgemizde laboratuvarda her alınan kan üç ürüne ayrılıyor. Eritrosit, trombosit ve plazma olmak üzere. O yüzden de hani hep görüyorsunuz vereceğiniz bir kan 3 kişiye can olarak dönüyor mesajını iletiyoruz. Ve yine bu bölgemizde bulunan 3 ilimizdeki toplamdaki 40 hastanenin kan ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bir teşekkürü de belki de en önemli teşekkürü de gerçekten bu bölgede yaşayan halkımız hak ediyor. Neden bunu söylüyorum? 2018 yılı verilerine göre aktif bağışçı oranımız ve yine devamlı bağışçılık anlamında toplamdaki 18 bölge içerisinde bizim bölgemiz ilk sıralarda. Aslında birinci sıradayız ama ilk sıralarda olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu hatta bizim oranımız Avrupa'daki kan bağış oranının da üzerinde bizim bölgemizde. Bu da halkımızın, biz şanslı bir bölgedeyiz. Bu bölgede yaşayan halkımızın yardımseverlik, diğergamlık anlamında ne kadar duyarlı olduklarını sanırım ifade ediyordur. Tabii bu ulusal güvenli kan transfüzyonu dediğimizde 3 ana başlığımız var bizim. Birincisi, kişiler gönüllü olacak. Hiçbir şekilde herhangi bir bedel beklemeksizin gönüllülük kaydıyla bunu verecekler. İkincisi, güvenli olacak. Güvenliğin sağlanması söz konusu olacak. Üçüncüsü de sürdürülebilir olabilmesi için devamlı olacak. Dolayısıyla bu 3 ilke çerçevesinde biz hizmetimizi devam ettiriyoruz. Onun dışında Kızılay olarak, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığımızla yürüttüğümüz, yine hepinizin malumudur, bir Türk kök kan hücresi, Türk kök çalışması yapıyoruz. Bu anlamda aslında tüm sorumluluk Sağlık Bakanlığı'nda, biz kanların toplanması, kök hücre bağışçılarının toplanması ve olası uyum durumunda da donörlerle, yani bağışçılarla ihtiyaç sahiplerinin organizasyonunda görev alıyoruz. Bu anlamda da yine 2014'ten beri örnek bir çalışmayı Sağlık Bakanlığı'yla yürüttüğümüzü ifade edebilirim. Yine önümüzdeki dönemlerde Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda plazma fraksinasyon çalışması hedefleniyor. Böylece ülkemizde üretilmeyen plazma ile alakalı albümin, ihtiyaç olan faktörler, fibrinojen gibi ülkemizde üretilemeyip ihraç ederek hastalarımıza ilettiğimiz ilaçların da ülkemizde üretilmesi için ciddi bir çalışma inşallah başlayacak. Şöyle sözlerimi toparlayayım. Bölgemize döndüğümüzde yine emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bölgemiz kurulalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Benden önce İbrahim Bey bölge müdürü olarak bu görevi üstlenmiş ve bir noktaya kadar gelmişler. Geçen yıl baktığımızda bölgemizde topladığımız kanlarla biz bölgemizin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir bir durumda idik.
İnşallah bu sene de gene çalışmalarımızla aynı sayıda, hatta daha fazla sayıda kan ürünü toplayacağımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar yapılan çalışmalarla ciddi anlamda bir noktaya gelmiş Denizli Güney Ege Bölge Kan Müdürlüğü olarak. Biz dokunuş anlamında şöyle bir çalışma başlattık. Sabit merkezlerde donörlerin daha sağlıklı kan hizmeti verebilmeleri için ilimizde önümüzdeki süreçte planladığımız sabit merkezleri açmayı planlıyoruz. Yine Muğla'da, Muğla merkezde kan merkezimiz yoktu, kan alma birimimiz yoktu. İnşallah kiralama %80 gibi aşamaya geldik. Kiralama yoluyla Muğla merkezde de bir bina açacağız. Tabii eksikler bitmez. Kaliteyi artırabilmek adına çalışmalarımız devam edecektir. Benim özetle ilk etapta söylemek istediklerim bunlar. Ben de yaklaşık 4 aydır bu iyilik hareketinin bir çalışanı olarak, daha önceden kan bağışçısı ya da Kızılay Şubesi'nde çalışan arkadaşlarımızla değişik organizasyonlarda temas etsem de fiili olarak son 4 aydır bu iyilik hareketinin içinde görev yapmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum. Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tabii o tür bir rapor var elimizde. Size bırakabilirim bunu da. İsterseniz sayısal olarak da söyleyebilirim. Söylersiniz başkanım. Tamam, söyleyelim. Acıpayam'da toplam bölge afet yönetim merkezi ve Güney Ege afet merkezi, Denizli Şubesi olmak üzere toplam 20 personelimiz sahada sürekli görev yaptı. Bunlar personel olarak görev yapanlar. Gönüllü olarak, Kızılay gönüllüsü olarak 200'ün üzerinde kişi sürekli olarak sahada dağıtım faaliyetlerinde görev yaptı. Afetin olduğu ilk günden itibaren günde yaklaşık 3000 kişiye sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek verildi. Sabahleyin kahvaltısı verildi. Bu afet bölgesinde işte her bölgede Uçarı, Karahüyük, Ovayurt, Apa, Oğuz Mahallesi ve Gırca şeklinde burada ulaşılan kişi sayısı 833. Ulaşılan çocuk sayısı 551. Tabii burada çocukları şunun için söylüyoruz. Çocukların psikodestek bölümü diye bizim Kızılay'ımızın bir birimi var. O birim depremin olduğu ilk andan itibaren Uçarı bölgesine çadırları kurdu ve afet bölgesini gezerek psikodestek faaliyetlerinde bulundu. Yani o kişilerin, çocukların, yetişkinlerin depremden en az manevi zarar, maddi zararın yanı sıra insanların psikolojik olarak desteğe de ihtiyaçları var. Tabii deprem ve afet anı insanların bu yönlerinin de takviye edilmesini gerektiren bir durumu ortaya çıkarıyor. Yani böyle çalışmalarımız devam etti. Günde yaklaşık 3000 kişiye de gıda, sıcak yemek, kahvaltı verildi. Başkanım, battaniye, çadır. Tabii battaniye, çadır bu afette bizim verdiklerimiz ayrı, bir de afetin kendi verdiği ayrı. Bizden de yaklaşık 2000 civarında çadır ve battaniye o civarda verildi. Tabii afet de kendi imkanlarıyla, kendisinde de var çadır vesaire. Onların kurdukları ayrı. Bizden alınanları söylüyoruz. Bizden 2000 civarında çadır, battaniye vesaire ilk günden itibaren kuruldu, verildi. Başkan, kan stoklarında bir sıkıntı var mı? Ramazan da geliyor şimdi. Kan stoklarıyla ilgili. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Tabii her Ramazan döneminde biraz stoklarımızda azalma olur ama şu anda stoklarımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Ramazan'la ilgili özel bir çalışma olacak. Ramazan ayı içerisinde de bizim çalışmalarımız devam ediyor, kan toplama çalışmalarımız. Tabii ki bir ay öncesinden birazcık stoklarımızı artırmaya yönelik bizim hedef rakamlarımız var. Zaten Nisan ayı içerisinde hedef rakamımızı hemen hemen en yüksek noktada tuttuk ki Ramazan ayı içerisindeki ihtiyacımızı karşılayabilelim diyerek
Dolayısıyla şimdilik bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle Nisan ayında gerekli kanı hayırseverlerimizin yaptığı bağışlarla toplayacağız inşallah. Tabii bir rakam vermediniz ya. Bu kan bölgenin ya da Denizli'nin 2018 toplamı ne kadar Türkiye'yi verdiniz? Bizim rakamımız Denizli'nin 50 bin, Marmaris'in 38 bin, Uşak'ın da 21 bin olmak üzere toplam hedefimiz 109 bin ünite yıllık hedefimiz var. Tabii bunu 12 aya bölerek biraz önce söylediğimiz gibi belirli zamanlarda biraz artırıp belirli zamanlarda takdir edersiniz kış aylarında düşüyor sayıyı biraz az tutarak bu oranı sağlamaya çalışıyoruz. 2018 yılında biz bölgemizin tamamen hedefini bölgedeki arkadaşlarımız olarak karşıladık. Şimdi ben bir şey daha belirtmek isterim. Kan alım birimleriyle ilgili iki tane çalışmamız var. İkisinde de sona gelmek üzereyiz. Birisi Forum Çamlı'nın önünde sabit bir kan alım merkezi, kan alım ünitesi, birimi neyse böyle bir şeyi tamamlamak üzereyiz ihale sürecinde. Bir de üniversite kampüsünün içerisinde sabit kan alım birimi kurmayı planladık. Bununla ilgili çalışmalarımızı eski yönetimde de devam ettik. Şimdi de neticelendirmek üzereyiz. Oranın da ihalesi tamamlandığında üniversitenin içerisinde de bir kan alım birimimiz sürekli olarak bulunacak. Tabii üniversitenin içerisinde bir de gençlik Kızılay Gençlik Kulübü kurduk. Kurduğumuz bu kulüple Kızılay gönüllülerinin üniversitenin içerisinde de faaliyette bulunmasını temin etmeyi düşünüyoruz. Dün bir görüştüğümüz bir husus vardı. O da Kızılay'ın içerisinde bir hatıra, üniversitenin içerisinde bir Kızılay hatıra ormanı ve bir böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Eğer gerekli şartları oluşturursak bunları tamamlamak istiyoruz. Bir de ilimizde iki şubemizi açtıktan sonra gençlik kolları ve kadın kollarını da kurmak istiyoruz. Tabii bu ilk yardım, deprem, sel vesaire anında ilk olarak faaliyete geçecek olan, harekete geçecek olan insanlar gençlik kolları ve kadın kolları oluyor. En çok bu istifade edeceğimiz insan kaynağı Kızılay gönüllüsü, Kızılay üyesi ve bu gençler ve kadınlar olmuş oluyor. Buradaki faaliyette, sahada en iyi yardımı bize onlar yapıyorlar. Acıbayam'da da görmüşsünüzdür. Böyle gülen bir teyzemiz vardı. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan çay dağıtıyordu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani onlar hep bir Kızılay gönüllüsü. Profesyonel değil. O sahada gördüğümüz insanların çoğu Kızılay gönüllüsüydü. Hani bir Kızılaycı nasıl olur? İnsanlara nasıl güler yüzle hizmet eder? 24 saat insanlara hizmet edilebilir mi? Bunu Acıbayam'da gördük. Yani Acıbayam hani bizim için bir örnek oldu. Hani Cenab-ı Allah beterinden saklasın. Orada sevindiğimiz bir tek şey var. Hiç can kaybımızın olmayışı. Hani keşke hiç olmasa daha iyiydi böyle bir afet ama olduğunda da gördük ki hiç can kaybının olmayışı gerçekten sevindirici bir şey. Yani biz de tabii kendi hatalarımızı, noksanlarımızı gördük. Burada neler yapmamız gerektiğini not aldık. İnşallah hani Allah beterinden saklasın. Böyle bir afetle karşılaşılırsa Kızılay bu ulusun hafızasıdır muhterem kardeşlerim. Kurtuluş Osmanlı'dan beri halkın her böyle bir felakete uğradığında neler yapması gerektiğini, neleri olması gerektiğini düşünen, tasarlayan ve onu ön almaya çalışan bir kurumdur. Tabii bu Kızılay hafızası burada denizde de, ülkemizde de, her yerde de devam ediyor. Yapmamız gereken şeyleri bizler yönetim olarak not aldık. Bundan sonraki süreçte de eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Başkanım, ilk yardım eğitimleriyle ilgili... Evet, en önemli yeri geçiyoruz. Şimdi, muhterem kardeşler, biliyorsunuz bu belli bir sayıda işçi çalıştıran kişilerin alması gereken, artık her iş yerine belli bir süre sonunda geçti. Her iş yeri sahibi bundan sonra bir ilk yardım eğitimi alması zorunluluğu var. Çalışanlarının veya kendisinin. Biz Kızılay olarak da bunu yaklaşık 2 seneden beri, daha fazla, 2010 yılından beri biz bu ilk yardım eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimleri mutlaka herkesin alması lazım. Onun için Kızılay'ı tercih etmelerini ben öneririm herkese. Tabii burayı vermiş olduğumuz şey neticede her yerden bu belgeyi eğitimini alarak belgeyi alıyorsunuz. Yani eğitimini almadan bir belge almak vesaire yapmak mümkün değil. Bu eğitimi de en iyi bizim Kızılay'ın verdiğini düşünüyorum.
herkesi de bu ilk yardım eğitimine katılmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.